Öyle bir yapı içerisindeyiz ki bize parayı kim verecekse biz yönümüz oraya dönmeye hazırız şu anda. Kimse kadar... de vermiyor zaten. 4-5 tur atıldı, e zaten, dünya turu yapıldı şey var, ama ondan da şey gelmedi. Hani, Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmalar yapıldı. 50 milyar dolar dendi. Sonra deprem için sukuk dendi, borçlanacaktık. Sonra bir haber geldi. ya Vazgeçtik, anlaşmaya askıya aldık. Ee, daha düşük maliyetli alanlarda yatırımlarımızı değerlendirmek istiyoruz diye. Bu ne demek biliyor musunuz? Yatırımı mısra yapıyoruz diyorlar. Baklar, para vermiyorlar size. Tabii. Neden? Çünkü taviz verebilir kırılganlıktasınız ekonomik olarak. Ve sizden maksimum düzeyde istediklerini almak isteyecekler. Bunun okumasını düz bir şekilde ya Arap Emirlikleri başka yere yönünü kaydırdı olarak okumamak lazım. Ee, çok tabii değerli bakanımız daha iyi bilir siyaseti. Tabii ki daha iyi biliyor da. Bu tarz ülkelerin Arap dünyasındaki ülkelerin abileri vardır. Tek başına karar alamazlar bunlar. Batı Batı, batı, batı şey yapmadan işin bu zaten. <laughs> küresel sermaye İzin vermeden bunlar tabiri caizse 50 yıkamaya gidemezler. O yüzden eğer bu karar böyle alındıysa arkasında küresel sermaye bir şeyler dikte ediyor demektir. Sen benden sıcak sermaye istiyorsun ya diyor. Onu ben sana getiririm ama sen benim şu istediklerimi yapmalısın. Peki o ne olabilir? Bakın politika faizi 45'e çektik değil mi? Merkez Bankası açıkladı. Paz geçtik bu hafta. Pas Onu geçtik. da değerlendirmenizi rica edeceğim. Yansıması olur? Paz geçtik. Bir de kredi kartlarına yönelik Ama adımlar atılması şö planlanıyor. Şöyle bir husus da var orada. Şimdi Merkez Bankası'nın şu anki yönetimin işi çok zor. Gay Arkın'ın işi daha kolaydı. Neden? Neden? Çünkü daha önemli bir veri seti vardı elinde. Bir TÜİK, iki Sadık abi. Şimdi Sadık <laughs> abiden de alabiliyordu. Şimdi Fatih Karahan'ın öyle bir şansı yok. O yüzden eli kolu bağlı. Daha zor bir süreç bekliyor. Onu. Şimdi izah olmayan mizah olur ya biz de o noktadayız. 8,5 Naci Abal 19 yaptı. Faizler aşağı gelsin diye en azından dolar, dolarizasyon azalıyordu. Enflasyon beklentiler çıpalanıyordu. Ee, küresel taraftan bir takım sermaye akışları vardı ve düşecekti o faizler. Ama ne yaptık? Nas dedik. 19'dan 8,5'a çektik. 19'u beğenmedik. 45'e geldik ve yetmiyor. Bakın hem faiz artıyor hem enflasyon artıyor Türkiye'de şu anda ve kur da artmaya devam ediyor. Siz faiz artırıyorsunuz, kur artmaya devam ediyor. Faiz artırıyorsunuz, enflasyon artmaya devam ediyor. Burada Çünkü geç büyük bir tabii söyleniyor. ki. Tabii Bunu ki yani zamanında antibiyotikle çözeceğiniz şey şimdi ameliyatlık hale geldi. Cevdet Akçay onu söyledi ya. Tabii. Kurla Bağ enflasyon de. arasında veya şeyle parayla bilmem. E, Ama sayın Mevduhan, Bakanım, Lincler Lincler koptu konfederikler konfederikler o ben linkleri Sayın Cevdet Akçay kusura bakmasın çok donanımlı, liyakatli bir insan. Zaten konuşmasıyla 5 dakikada onu ispatladı. Herkes umutlandırdı ama kusura bakmasın o linkler düzelmeyecek. Kopuk kalacak sebebi de şu. Sizin enflasyon veriniz doğru değil. Siz o veriyi doğru ortaya koyamazsınız. Kurunuzu da faizinizi de hiçbir şeyi doğru belirleyemezsiniz. Ücretleri de doğru belirleyemezsiniz. Beklentileri de düzeltemezsiniz. Şeffaf olmak zorundasınız. Yani bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şimdi nereye geleceğim? Politika faizi evet dediler ki 45'te tavanız. Ama şu vurgu da yapılıyor. Eğer aylık enflasyonda bozulma trendi görürsek tabii. sıkılaştırma adımlarını devam ettirmeniz Daha ne kadar diyor. sıkılaşacaksak o da ayrı bir tartışma evet. konusu. Şimdi bunun tabii bir takım riskleri var. Mehmet Şimşek çok vurgu yapıyor o tarafa. Yani seçimden sonraki süreçte özellikle iç talebe dönük ticaret yapan firmalar büyük risk altında. Finansmana erişimde büyük problem yaşayacaklar. Erişebilseler dahi çok maliyetli erişecekler. İhracatı destekleyeceğiz diye üstüne basa basa vurguluyor ve Exim Bank sermayesini üçüncü kez arttırma yolundalar. İş talep daralacak iş talep diyor. daralacak. Asıl mesele o. Ama Sayın Hocam şöyle bir yanlış tespitleri var. Şimdi eğer teşhisiniz yanlışsa, yanlışsa tedaviniz yanlış olur. Hasta iyileşemez. Hatta daha kötü hale getirirsiniz. Şu anda teşhisleri ne? Türkiye'de talep artıyor. Vatandaş tüketiyor ve enflasyon o yüzden düşmüyor. Tamamen yanlış. Maliyet enflasyonu Türkiye'de tamamen ön plandadır. Türkiye'de kredi kartı harcamalarının artmasının sebebi halkın fazla tüketmesi değildir. Halkın kredi kartı limitleri aynı, geliri aynı ama tükettiği ürün ve hizmetlerin fiyatı artıyor her gün. Borcu, o yüzden, kapatıyorlar kesinlikle şimdi. öyle. O yüzden siz bu durumu böyle yanlış tespit ederseniz yanlış tedavi uygularsınız.